Bu arada telefonlarımız durmuyor tabii ki. Yağmur çamur dinlemiyor telefonlar. Aha. Hemen bağlayalım bakalım kimmiş telefon diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz? Alo, şekerlerim. Sude Bilge Demir. Yes. Sudeciğim, hoş geldin. Bakın, nasılsın? Telefon düşüyor. Ben hemen konuşup kapatacağım. İşte bu. İki tane sevdiğim insan orada oturuyor. Biri kardeşim gibi oldu artık. Artık senelerdir yapışık ikiz oluşuyoruz. Öteki de annem sayesinde keşfettiğim, sevdiğim, takımı okuduğu için onur duyduğum, çok mutlu olduğum, haftada bir günde olsa sesini duyarken çok sevindiğim, sürekli onun için iyi şeyler düşündüğüm, ki çok azdır biliyorsun Bülent'cim. Aynen. Çok özel bir kadın oturuyor. Canım, gerçekten kalbiyle, aklıyla, yaptığı şeylerle. Biraz evvel Mavi Melek'ten bahsetti. Kesinlikle bunu yapıyor. Hani yapıyorum deyip yapmayanlardan değil. Aynen. Dolayısıyla o çok iyi bir şarkıcı. Ona sahip çıkmamız gerekiyor. 90'lara ait, hani 90'ların izlerini taşıyanlardan biri. Evet. O bayrağı taşıyanlardan biri. Bir de ben çok seviyorum bıcır bıcır minicik. Aynen değil mi? Ondan sonra insan bir de rahatsız oluyor. Minicik böyle sarışın küçücük. Bir de hiçbir yerinde mi fazlalığı olmaz bir kadının yahu? Aynen. Gitsin kirasın gelsin diyorum. O kadar uzun. Bir de ağlayarak şarkı söylüyor. Ona ne söyletirseniz söylesin. O ağlıyor şarkı söylerken. Bu çok özel bir renk. İşte benim aldığım eğitime göre de güzel bir renk oldu. Tartışılır hep bunun. O da onlardan biri. İnanılmaz dramatik bir sesi var. Ama her şeyden de dramatik bir kalbi var onun. Teşekkür ediyorum. Ben çok şanslıyım onu tanıdığım için. Ben de. Gerçekten çok özelsiniz. Ben de çok şanslıyım. Sen beni özel bir yere koyduğun için ve Demir ailesinin bir ferdi olarak beni kabul ettiğiniz için. Evet ya, bir de onu da hemen küçük geçeceğim. Şu anda annem babam izliyor yüksek ihtimal. Ben bu kadar vefalı ve bu kadar nazik, nezaketli bir kadın görmedim. Bir şarkıcı görmedim, sanatçı görmedim. Bravo. Muhakkak en özel günlerde kendi anne babasını arar gibi arar. O kadar özeldir benim için. Yani ne yaparsa yapsın. Ölene kadar dinlerim, ölene kadar CD'sini alırım, ölene kadar şarkı yaparım ama. Köle olurum sana. O benim için çok özel. Çok teşekkür ediyorum. Ben de nefes aldığım sürece sizler adına bu dünyada sadece sektörde değil en ufak söz söyletmem benim yanımda. Buna inan. Annesi. Sevgim sonsuz. Biliyorum. Seviyorum sizi. İyi ki hayatımdasınız hepiniz. Sen, Betül, babacığın, anneciğin, Emir Han. Ben aynı şeyi biz de düşünüyoruz ki, burada. Ve ben çocukken CD'sini alıp, hani bu kompakt disklerdi o zaman, alıp defalarca son geceleri dinlediğim, defalarca üzgünümü dinlediğim kadınla çalıştım. Canımsın. Evet. Bu da başka bir hayaldi. Canımsın. Ben çok güzel enerjiniz olduğuna inanıyorum. Süper. Bir şey sana söyleyeyim. Geçen hafta Caddebostan'da 90'lar gecesi yaptık biz. Benim Jale Devri çocuklarımla. Bütün 90'lar döneminden hayranlarım gelmişti. Çok enteresan. Gazete ilanından görüp gelmişler. Bu beni çok etkiledi. Çok duygulandım. Şahittir. Bir kere her şeyden önce Tanrı şahittir. Onların içerisinden beni çok seven bir 90'lar çocuğu mektubu istedi. Ya. 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 Hakan oradaydı. Biliyorsunuz sizin hikayeniz o. Evet tabii. Ya, onun kesinlikle tabii. Benimle hiçbir alakası yok. Var. O ya. Tamamıyla sizin hikayeniz. Dolayısıyla o şarkı zaten sizin. Canımsın. Ama ben de sizin şarkılarınız, en çok sevdiğim şarkınızı siz biliyorsunuz zaten. Senin için bu şarkılar. Evet. Bana onu söylerseniz ben kapatacağım. Hemen La'dan giriyoruz La yavrum. Hemen. Bülent'im öpüyorum seni. Japonum, güzel gözlüğüm, güzel arkadaşım. Sude'cim öpüyoruz seni. Sen birçok insana gerçekten de hayat vermişsindir. Şarkılarınla, yaptıklarınla, vesile olduklarınla. Benim albümüme de gerçekten vesile oldun. Birçok insanla tanıştım ve çok iyi şarkılar buldum. Hep senin evinde o sağ odada oldu bütün bunların hepsi. Belki şarkın olamadı sevgili arkadaşım. Ama sen gerçekten albümün içinde çok önemli bir mihenk taşı oldun. Değerli anneciğine, Cafer Bey'e, babacığına, annen Gülümser Hanım'a ve tabii ki Türkiye'nin tanıdığı değerli solist ablan sevgili Betül'e,
Buradan Betül Demir'e de çok selamlarımızı iletiyoruz. Cengiz Han'a, Emirhan'a da çok öpüyoruz. Şarkı senin için Rabbim çalıyor. Rabbim korusun sizleri. Peki ben de sizi çok öpüyorum. Bay bay. Hoşça kal. Canım. Hadi bakalım. Suudi'ye gelsin. Ne bahar ne yaz, yüreğim derin uykuda. Yaşadım canım, yaşamak denirse buna. Bırakın beni, bırakın uyandırmayın. Yanıyor canım, uyanırsa ağlarım. Bir gün bitti dedin, bir daha da gülmedim. Başka dudakların tadını hiç bilmedim. Seni arayıp sormadım, unuttuğumdan değil. Başka dünyaların gelip geçtiğinden değil. Bir daha sever miyim hiç kimseyi senin kadar? Sevgilim bilmez misin? Bu can ardından yas tutar. Bir daha özler miyim hiç kimseyi senin kadar? Sevgilim duymaz mısın senin için bu şarkılar? Bahar ne yaz, yüreğim derin uykuda. Yaşadım canım, yaşamak denirse buna. Bırakın beni, bırakın uyandırmayın. Yanıyor canım, uyanırsam ağlarım. Bir gün bitti dedin, bir daha da gülmedim. Başka dudakların tadını hiç bilmedim. Seni arayıp sormadım, unuttuğumdan değil. Başka sevdaları gelip gördüğünden değil. Sever miyim hiç kimseyi senin kadar? Sevgilim bilmez misin bu can ardından yas tutar? Bir daha özler miyim hiç kimseyi senin kadar? Sevgilim duymaz mısın senin için bu şarkılar? Bir daha sever miyim hiç kimseyi senin kadar? Sevgilim bilmez misin bu can ardından yas tutar? Bir daha özler miyim hiç kimseyi senin kadar? Sevgilim duymaz mısın senin için bu şarkılar? Bravo, harikasınız. Of, Zeynep Tali ve Garo Mafya'na teşekkürlerimizi sunmamız lazım. Muhteşem şarkılar. Aynen öyle. Zeynep Talu ve Garo Mafya'nın hala hayattalar. Evet. Ne mutluyuz ki onlar da çok önemli soy isimler taşıyorlar ve yaptıkları nice şarkılar hala günümüze devam ediyor. Ya.